Necmettin Batıral, Görünen köy kılavuz istemez. Uluslararası Kredi Kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye'nin notunu yükseltmesi ve bunun Türkiye'deki bankalar, banka dışı finansal kuruluşlar, uluslararası kamu finansmanı ve şirketler üzerindeki etkilerini görmek için düzenlediği panelde şu sonuç ortaya çıktı. Ekonomi politikalarının sürdürüleceğine ilişkin kararlılık devam ediyor. Kırılganlıklar azalıyor. Cari açıkta daralma hızlanıyor. Enerji ve altın ithalatındaki gerileme ile büyük döviz kazancı elde ediliyor. Uluslararası rezervler Mart ayının başındaki seviyelere yükseldi. Taraflı kasıtlı medya bu pozitif değerlendirmeyi kamuoyuna Fitch'ten Türkiye'ye mali duruş eleştirisi açıkça genişleyici olarak yansıtarak lekelemeye çalıştı. Ama kötü niyetleri yüzlerinde patladı. Türkiye sahalara geri döndü. IMF Dünya Bankası toplantılarında ülkemize mükemmel bir yatırımcı ilgisi vardı. Maliye politikası güçlendiriliyor, kamuda büyük tasarrufa gidiliyor, Haziran ayından itibaren enflasyonda sadece baz etkisiyle değil, uygulanan sıkı para politikası dolayısıyla sert düşüş trendi başlayacak. Asıl bomba 3 Mayıs'ta patlayacak, uluslararası kredi kuruluşu Fitch'in ardından Standard Poor's Türkiye'nin kredi notunu B'den B artıya yükseltecek. Hisse senedi ve tahvile nasıl yurt dışından fon yağacak siz o zaman görün. Merkez Bankası Türk Lirası'na geçişin desteklenmesi için bankaların zorunlu karşılıklarına uygulanan faiz oranı üst sınırını KKM için politika faizinin %60'ına, Türk Lirası mevduat için politika faizinin %80'ine denk gelecek şekilde belirledi. Dönüşüm hedeflerini tutturan bankaların KKM zorunlu karşılıklarına uygulanan faiz tabanı yüzde. %25'den %30'a, TL zorunlu karşılıklarına uygulanan faiz tabanı %36'dan %40'a çıkarıldı. Bankaları destekleyen bu karar öncesi finans sektöründe düzeltme yaşandı ama Cuma günü yabancı yatırımcıların alımlarıyla bankacılık sektörü yoğun talep gördü. de ilk hedef 10.000 puan, nihai hedef 16.000 puan yani 5 dolar seviyesini aşmak. Para politikası kurulu politika faizini sabit tuttu ancak enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bozulma olması durumunda ilave sıkılaşma yapacağının altını çizdi. Merkez Bankası ilave sıkılaşmayı faiz artışı yoluyla yapmak zorunda değil, miktarsal sıkılaşma yoluyla veya parasal aktarım mekanizmasını güçlendirecek, Türk lirası tasarrufları destekleyen ve kredi kartı harcamalarını yavaşlatan ilave adımlarla istediği etkiyi sağlayabilir. Merkez Bankası'nın şahin adımlarında, sonrası 2024 yılı için %40'lık enflasyon tahmini değişmedi. Zira yukarı yönlü riskler azaldı, yılın 3. çeyreğinin sonunda 500 bas puanlık faiz indirimi beklentisi korunuyor. Türk lirasında reel değerlenme enflasyonu ikinci yarıda düşürecek, bu durumda Merkez Bankası daha yüksek faiz indirimine de gidebilir. Hükümetin önündeki en büyük sınav enflasyonu istikrarlı düşüş trendine sokmak. Bunu başardığı anda bütün problemler ortadan kalkacak, görünen köy kılavuz istemez. Necmettin Batırel, Türkiye Özgür Bayram Soylu, Tasarruf Sırları ve Altın Ahududu Tehlikesi Yatırım bilgisi, finansal okuryazarlık ve uzun vadeli planlama ve beklenti şekillendirme konularında derin bir boşluğumuzun olduğunu söyleyebiliriz. Hayatımızın her alanında aldığımız kararların neticesini kısa vadede görme isteğimiz, tasarruflarımızı değerlendirme yöntemlerimize de, enflasyon beklentilerimize de açıkça yansıyor. Ancak bu isteğimizi gerçekleştirirken bazen hayatın gerçeklerini, aldığımız kararları ve şekillendirdiğimiz beklentileri etkileyen dışsal faktörleri görmezden geliyoruz. Giderek alışkanlık haline gelen bu davranış özellikle tasarruf yaptığımız araçlardan elde ettiğimiz kazanç ve uğradığımız kayıpların hacmini önemli ölçüde etkiliyor. Tasarruf Stratejisi Geçmişten günümüze tasarruf araçlarını tercih ederken yapılan en büyük hatalardan birisi kulaktan dolma bilgilerle o tasarruf adımını atmak oluyor. Bugün hepimizin özellikle kripto piyasaları ve borsada işlem gören hisselere ilişkin bir içerden tanıdığımız oluyor. Tanımasak da kulaktan kulağa da olsa oluyor. İçeriden öğrenenlerin ticareti, içeridekilerin haberi olmadan bir davranışa dönüşebiliyor. Dolayısıyla kitlesel bir davranış sergilemektense kişisel hedeflere ve risk toleransına uygun tasarruf stratejileri belirlemek her zaman için önem taşıyor. Bu noktada tek bir tasarruf aracına bağlı kalmaktansa birikimleri çeşitlendirmek, Uzun vadeli hedeflere odaklanmak, gerektiğinde stratejilerimizi günün koşullarına göre güncelleme esnekliğine sahip olmak bireysel finansal başarı için kritik bir eşiği temsil ediyor. Zahmetsiz rahmet olmadığı gibi çabasız da finansal güvenlik ve başarı olmuyor. Bunun için yatırım tasarruf bilgisi boşluğumuzu görmezden gelmemeli, finans ve yatırım konularında temel bilgiler sunan kaynakları göz ardı etmemeliyiz. Zenginlik ve zaman dengesi Finansal refahımızı artırmak için harcadığımız her an geleceğimize yapılan yatırımı temsil ediyor. Para kazanmak için harcadığımız zamana atfettiğimiz değeri, paranın yönetimi için harcamıyor, nakit zenginliğine ulaşmanın nominal huzuruyla yolumuza devam etmek istiyoruz. Gönül zenginliğimizi nakite, nakit zenginliğimizi de finansal refaha çevirmek için gerekli olan zamanı tahsis edemiyoruz. Para mı var ki tasarruf edelim dediğinizi duyar gibiyim. Ancak düşük olan finansal okuryazarlığımızı artırarak kuşaklar arası aktarımın yolunu açmak için küçük adımlarla belirli bir zaman dilimini yatırım öğrenmeye ayırmak potansiyelimizi güce dönüştürmek için değer taşıyor. Bugün sahip olduğumuz teknolojik altyapı ve donanımlar özellikle dijital medya kanalları uygulamalı öğrenme metotları üzerinden hedef belirleyerek yatırım tasarruf motivasyonumu kolaylaştırıyor. Martın Yıldızı Külçe Altın TÜİK tarafından açıklanan finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları bültenine göre Mart ayının kazandıranı külçe altın oldu. Bugün birikim yapmak isterseniz hangi yatırım aracını tercih edersiniz diye sorsak altın ilk 3 sırada yer alır. Jeopolitik gelişmelerden büyük ölçüde etkilenme kapasitesine sahip altın son birkaç günde aşağı yönlü eğilim gösterse de yatırımcısının yüzünü güldürmeyi sürdürüyor. Sadece aylık bazda değil 3 aylık, 6 aylık, yıllık bazlarda da altının güvenli liman kimliğini koruyor. Altını pozitif getiri olarak döviz takip ediyor. Merkez Bankası'nın liralaşma stratejisi kapsamında mevduat faizleri üzerinden teşvik etmeye çalıştığı mevduat faiz getirilerinin ve devlet iç borçlanma senetlerinin enflasyon karşısında pozitif getiriye dönmediği görülüyor. Altın ahududu enflasyonun hayatımızın bir parçası olduğundan bu yana harcama ve tasarruf kararlarımız yoğun bir baskı altında seyrediyor. özellikle beklentilerin ağır spekülasyon ve manipülasyona açık olduğu böylesine bir ortamda yanlış harcama ve tasarruf kararları vermemiz kaçınılmaz oluyor. aldığımız harcama ve tasarruf kararlarının kısa vadeli sonuçlarının olumsuz olması öfkemize yenik düşmemize, akrobatik hareketlerle yerde yuvarlanmamıza ayağa kalkıp tekrar düşmemize, Golden Raspberry Awards'ta yılın en kötü performansına layık görülmemize giden yolu açabilir. Golden Raspberry Awards, Hollywood'un en kötü performanslarını kutlamak için verilen bir ödül törenidir aslında. Her yıl Oscar ödüllerinden bir gün önce gerçekleşir ve en kötü olarak nitelendirilen filmler, oyuncular ve diğer katkıda bulunanlar ödüllendirilir. Bu sahnede yer almamak için yeni şeyler öğrenmeye ve becerilerimizi geliştirmeye açık olmalıyız. Bizde tasarruf, her ayın sonunda cüzdanın derinliklerinde kaybolan gizemli bir sanat eseridir. Özgür Bayram Soylu, Yeni Şafak